Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda dolar tl'nin analizini yapacağız hep birlikte. Bu sefer analizini dedim çünkü sadece teknik analizi yapmayacağız. Çünkü yarın itibariyle yani 19 Aralık 2018 çarşamba günü Türkiye saatiyle 22, -22 30 civarlarında Fed'in açıklaması var. Bu durum gerçekten de dolar TL üzerinde çok büyük etkiye sahip olacak diye düşünüyorum. Bu videoda bunları konuşacağız. Bunlardan bahsederken de araya teknik analizleri dahil edeceğiz. Bana Twitter'da yıldızlı alt e hesabıyla ulaşabilirsiniz. Burada Twitter'da takipte kalmanız çok önemli bence. Çünkü burada kritik gördüğüm noktalarda anlık paylaşımlarda bulunabiliyorum. Bunlardan faydalanan takipçilerim var. Sizlerin de işinize yarayabilir. Bu nedenle takipte kalmanızda fayda var. Diğer taraftan doğrudan mesajda gönderebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde tüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Ancak bazen çok yoğun olabiliyorum. Bu nedenle geç cevap verirsem şimdiden kusura bakmayın lütfen. Yine paradox.com.tr slash finans sayfasında güncellemelere devam ediyorum. Buralarda makaleler de yayınlayacağım arkadaşlar. Yani bu yayınlamış olduğum videolardan kritik öneme sahip olduğunu düşündüğüm konularla ilgili makaleler de yayınlayacağım. Burada görsellerle metin olarak da Videoda anlattığım birçok şeyi burada yazılı olarak da görebileceksiniz. Bu sayfa gün geçtikçe gelişecek. Bunun geliştirmesini de ben yapıyorum. Yazılım geliştirmesini de ben yapıyorum. Dolayısıyla çok işinize yarayacak. Zaman içerisinde zaman zaman kontrol etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ekranda dolar TL'nin günlük bazda logaritmik ölçekte grafiğini görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Bugün şu şekilde bir paylaşımda bulundum. Burada simetrik üçgen formasyonu şeklinde bir oluşum var arkadaşlar. Ve bu e, formasyonun içindeki hareket devam ediyor. Ama sıkışma artık bitmek üzere. Yani burada bu üçgen sıkışmasının, üçgen formasyonun içinde hareket edebileceği yer kalmadı. Dolar TL açısından baktığımız zaman. Dolayısıyla en zor tahmin edilebilecek, hatta tahmin edilmesi yön tayini anlamında mümkün olmayacak derecede sıkıntılı formasyon simetrik üçgen formasyonlarıdır. Aslında bir gün önceki hareket itibariyle yükselen üçgen formasyonu e, şeklinde de devam edebilirdi bu ama bugünkü aşağı yöndeki hareket bu oluşumu bozdu bence. Ben en son videoda 5.30-32 aralığının üstünde kalındıkça hedefin 5.40 olacağını, 5.40 seviyelerinin de yukarıya kırılması söz konusu olursa eğer yükselişin bir süre daha devam etme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmiştim. Dün itibariyle e, dolar TL'ye baktığımız zaman en yüksek 5.40 seviyelerini gördü ve buradan geri döndü arkadaşlar ve bugün içinde 5.33-30 seviyelerini gördü yani düşük. Dolayısıyla bu 5.40 ile 5.33 arasına sıkışmış bir şekilde hareket ediyor. Tabii bunun yukarı yöndeki hareketinde devam edebilmesi için yani bu üçgen formasyonun yukarı kırılması için 5.40 seviyelerinin üzerine atması gerekir kendine. Ama şu an itibariyle henüz böyle bir şey görmedik. Burada farklı birkaç olasılığa göre tetikte olmamız gereken zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu üçgen formasyonu içerisindeki hareket devam ettiği sürece ve yukarıya da aşağıya kırıldığını gördüğümüz anda bence çok tetikte olmamız gerektiğini düşündüğüm birkaç gün içerisindeyiz. Peki bu farklı olasılıklardan kastım ne? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dolar TL'yi en fazla etkileyebilecek faktör şu an için dolar endeksinin durumu. Çünkü içeride dolar TL üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olabilecek kısa vadede önemli bir beklenti kalmadı. İşte en son Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu. Faiz indirimi bekleniyordu ve o beklentiyle dolar TL'de aslında yukarı yönde bir hareket yaşadık. Ama faizleri indirmediğini açıkladı Merkez Bankası. Diğer taraftan Fırat'ın doğusu için harekatla ilgili dolar TL'yi en azından şu birkaç gün içerisinde yani şu üçgen formasyonu içerisinde etkileyebilecek, olumsuz ya da olumlu yönde etkileyebilecek bir gelişmenin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede yani bu üçgen formasyonunda yön tayininde etkili olacak kadar kısa bir dönemde bence en fazla etki sahip olacak faktör dolar endeksinin durumu. Bu konuda da en büyük etkiye sahip olacak durum 19 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22, -22 30 civarında açıklanacak Fed'in faiz kararı. FED Başkanı'nın bu Kasım ayının sonlarında yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamalarda faiz kararlarını verirken Amerika reel ekonomisinin faydasını gözetecekleri yönündeydi. Amerika'nın ekonomisiyle ilgili son gelen veriler ise genelde olumlu. Bu nedenle de dolar endeksi son 1-2 hafta içerisinde tarihi zirvelere çıktı. Peki FED'in verebileceği olası kararlar neler olabilir? Bu durumda dolar endeksi nasıl etkilenir? Dolar endeksindeki olası senaryolar dolar TL üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabilir? Bunlardan yola çıkarak hem temel hem teknik bir analiz yapacağız. Fed'in faiz kararı ile ilgili birkaç olasılık var aslında. Yalnız bundan önce piyasanın beklentisini de bir yere not etmiş olalım. Piyasa Fed'in yapacağı bu açıklamada 25 baz puanlık bir faiz artışı ve 2019 yılında da iki kez faiz artışı sinyalini vereceği şeklinde bir açıklama yapmasını bekliyor Fed'in. Şimdi olası senaryolarımız neler? Şimdi olası bu senaryoları incelerken de dolar endeksinin grafiği de önümüzde kalsın arkadaşlar. Bunun üzerinde ben de bazı açıklamalar yapacağım. Birinci senaryo FED herkesin beklediği gibi yılın son faiz kararında faizleri 25 bas puan artırır. Ve yine 2019 yılında da 2 faiz artışı yapacağının sinyalini verir. Aslında bu durum piyasa tarafından zaten beklenen bir durum. Yani böyle bir bilgi fiyatlara dolayısıyla da dolar endeksine yansımıştı. Teknik analizdeki varsayımlardan belki de en önemlisi bilginin fiyatın içinde olmasıdır. Ve şu da bir gerçektir ki beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır arkadaşlar. Yani Fed'in böyle bir kararı açıklaması durumunda zaten böyle bir beklenti nedeniyle şu son zamanlardaki dolar endeksinde yükselmeyi yaşadık. Yani 25 bas puanlık bir artışın beklentisi ve Amerika'nın ekonomisiyle ilgili gelen olumlu veriler sonucunda bu yükselişleri yaşadık ve 97.70 seviyelerine kadar bir yükseliş söz konusu oldu dolar endeksinde. Fed'in böyle bir karar açıklaması durumunda beklentinin gerçekleşmesiyle birlikte dolar endeksinde gerçeklerin satılmaya başlandığı görülebilir. Bu durumda dolar endeksinde olası bir aşağı hareket beraberinde dolar tl'de de o biraz önce göstermiş olduğum simetrik üçgen formasyonunun aşağıya kırılması sonucunu getirebilir. Bu durumda takip edilmesi gereken destek seviyesi ise 5 32, 33 seviyeleridir arkadaşlar. Yani şu seviyelerin altında kapanışların gelmesi söz konusu olursa eğer yani teyit alınacak yer bu simetrik üçgen formasyonu aşağıya kırıldı sonucu çıkacaktır. O takdirde de kısa vadede yani sıfırla 1 aylık bir süre içerisinde Formasyon hedefinin 5.18-5.20 civarlarında olduğunu göreceğiz. Tabi bu seviyeye giderken de sırasıyla destek seviyelerimizin de 5.30 seviyelerinde olduğunu, bu 5.30 seviyelerindeki destek seviyesinin 150 günlük üste hareketli ortalama seviyelerinden de geçtiğini hatırlatayım tekrar. Buranın da kırılması durumunda sırasıyla 5.25 seviyesi, daha sonra 5.20 ve 5.16 seviyelerindeki destek seviyelerine kadar, geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii biz son videolarda bu düşen trend çizgisinin yukarı yönde kırıldığını söylemiştik. Bu durum nasıl olacak peki? Yani hani kırılmıştı. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar videonun devamında. Lütfen biraz sabırla videonun tamamını kesintisiz bir şekilde izlemeye gayret edin. Çünkü gerçekten de bence çok önemli bir video bu. İkinci olasılıksa Fed'in 25 bas puanlık faiz artışı ile birlikte 2019 yılında 3 veya daha fazla faiz artışı yapacağının sinyalini vermesi. Bu durum piyasanın geneli tarafından beklenmediği için doların gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında yeni zirveler görmesine sebep olabilir arkadaşlar. Dolar endeksinde yeni zirveler görülebilir ama bu durumda da teknik analiz açısından bakıldığında dolar endeksinde bir süredir almaya devam ettiğimiz bu negatif uyumsuzluklar şeklinde kendini gösteren öncül sinyallerin e, yanlış sinyal vermiş olduğu sonucunu çıkaracağız arkadaşlar o takdirde yani. Fed eğer bu şekilde daha yüksek beklentinin üzerinde 2019 yılı için daha yüksek sayıda faiz artışına gidebilir şeklinde bir sinyal verirse eğer o takdirde dolar endeksinin yönünün yukarıya gitmesi çok büyük olasılıktır. Çünkü bu beklenmedik bir karar olacak. Bu durumda da dolar TL'de bu simetrik üçgen formasyonunun yukarı kırılması söz konusu olacaktır arkadaşlar. Bunun yukarı kırıldı diyebileceğimiz seviyesi ise 5.41 seviyeleri. Bu seviyenin üzerinde kapanışların gelmesi durumunda ilk etapta 5.46 seviyelerindeki direnç seviyesi gündeme gelecektir. Daha sonra burası da kırılırsa eğer 5.50 seviyeleri önemli direnç aynı zamanda psikolojik de direnç seviyesi o seviyede yukarı kırılırsa sırasıyla 5.60, 5.65 seviyeleri gündeme gelebilir ve bu üçgen formasyonun formasyon hedefinin de Günlerin de ilerleyeceğini varsayarsak, yaklaşık 5-65 seviyeleri olduğunu görürüz arkadaşlar. Üçüncü senaryo, Fed faiz artışı yapmaz ve 2019 yılında da iki kez faiz artışı yapacağının sinyalini verir. Böyle bir karar açıkçası bence sürpriz bir karar olur ama böyle bir durumun oluşması durumunda da o zaman işte bu dolar endeksinde yaşanan bu negatif uyumsuzluklar da sonucunu vermiş olur arkadaşlar. Negatif uyumsuzluktan kastım şu fiyatlar bakın şu seviyelerde hep yeni zirveler yapıyor. Ama göstergelere baktığınız zaman maddi hep azalan zirveler yapıyor. Yani azalan tepeler yapıyor. Daha düşük seviyelerde tepeler yapıyor. Aresay de yine aynı şekilde daha düşük seviyelerde tepeler yapıyor. Dolayısıyla bunlar bu dolar endeksindeki zirveleri onaylamıyor. Diğer taraftan stokastik arasaya baktığımız zaman da şu an itibariyle yönünü aşağıya çevirdiğini ve sat sinyali vermeye çalıştığını hazırlandığını da görüyoruz. Tabi vermeyebilir. Yönü yukarıda çevirebilir. İşte yarınki bu açıklamalar aslında burada etkili olacaktır. Ben şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ben temel analizin teknik analizi geçersiz kılmadığını ya da teknik analizin temel analizi geçersiz kılmadığını daha önceki videolarda da defalarca söyledim. Şu anki söylediğim şey gerçekten de belirsiz bir durumdayız ve bu belirsizliğin yakında sonlanacağını biliyoruz ama ne yönde sonlanacağı konusunda evet teknik analiz bir şeyler söylüyor bize. Yani bu negatif uyumsuzluklar anlamında dolar endeksinin aşağı yönde hareket etme ihtimali yüksek olduğunu söylüyor ama yarın Fed'in açıklamaları gerçekten de çok önemli olacak arkadaşlar. Dolayısıyla Fed'in açıklamaları temel analiz açısından ya da teknik analiz açısından sebep olacak ve o açıklamalardan sonra oluşacak fiyat hareketlerine göre de analizimizi tekrar güncelleyeceğiz belki de. Eğer Fed faiz artışı yapmaz ve 2019 yılında da iki kez faiz artışı sinyalini verirse eğer arkadaşlar dediğim gibi bu uyumsuzluklar negatif uyumsuzluklar kendini gerçekten de doğrulamış olacak ve dolar endeksinde aşağı yöndeki hareketin devam etme olasılığı artacak. Çünkü piyasanın beklediği 25 bas puanlık faiz artışını yapmamış olacak Fed. Reel faiz getirisi de düşük seviyelerde kalacağı için sermayenin gelişmekte olan ülkelere doğru akışı hızlanabilir. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yeni para girişi anlamına geleceği için dolar TL'de kısa vadede bir düşüşün sebebi olarak ortaya çıkabilir. Bu durumda da yine bahsetmiş olduğumuz bu simetrik üçgen formasyonunun aşağı yönde kırılması gündeme gelebilir. Bunun kırılacağı nokta da arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi 5 30 32 civarlarının altında ya da o seviyelerde kapanışların gelmesi durumunda bu üçgen formasyonu aşağıya kırılacak anlama çıkar. Bu durumda da destek seviyelerimiz biraz önce söylediğim gibi sırasıyla 5.30, 5.25, 5.20, 5.16 ve tabii ki burada görmüş olduğumuz en dip seviye olan 5.13, 30 seviyeleri olarak kendini gösterecektir. Olası senaryolardan birisi de şu, çok düşük bir ihtimal bence ama bir olasılıktır. FED beklenenden daha yüksek oranda bir faiz artışına gider. Bu durumda FED'in yine bu alt başlıklarda neler söyleyeceğine bakmak lazım. Ama bu sürpriz bir açıklama olacağı için dolar endeksinde çok sert bir anda yükselişler yaşanabilir. Yani 25 bas puanın üzerinde bir faiz artışına gitmesi durumunda dolar endeksinde kısa vadede İlk etapta yukarı yönde bir hareket söz konusu olacaktır. Bu da yine teknik analizin bu öncül sinyallerinin yanlış sinyal olduğu sonucunu gösterecektir bize arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olursa eğer Böyle çok çok düşük bir ihtimal de olsa 25 bas puanın üzerinde sürpriz bir kararla e, o şekilde bir açıklama yaparlarsa arkadaşlar o takdirde dolar endeksinde söylediğim gibi yukarı yönde bir hareket söz konusu olabilir. Bu durumda da yine dolar tl üzerinde bu üçgen formasyonun yukarı kırılması sonucu ortaya çıkar. Peki dolar tl'nin üçgen formasyonu yukarı mı aşağıya mı kıracağı yönünde bize gelen öncü sinyal var mı? Bunlara bir bakalım. Burada MACD'ye bir bakalım öncelikle. MACD dün itibariyle göstergesinde yukarı yöne doğru yani göstergesinde bu azalan değerler anlamında bir ivme kaybı olduğunu paylaşmıştım ben bir önceki videoda ama bugün itibariyle yönü tekrar aşağı çevirmiş durumda. Ortalamalar al sinyali üretiyor evet arkadaşlar ama bu hareket bugün itibariyle göstergesi şuradaki histogram çizgisi aşağı seviyede kalmış durumda. Yani bir MACD ...güç kaybı söz konusu. Diğer taraftan RSI'de yine bir önce yayınlamış olduğum videoda bahsetmiş olduğum... ...şu şekilde bir ters omuz baş omuz formasyonu olasılığından bahsetmiştim arkadaşlar. Ama bu formasyonun geçerli olabilmesi için yine boyun çizgisinin üzerinde kalması gerektiğini de söylemiştim sizlere. Ama bugün itibariyle RSI'nin değerine baktığımız zaman şu ana kadar en azından bu boyun çizgisinin üzerinde kalamadığını görüyoruz ve yönünü aşağıya çevirdi. Eğer bu aşağı yöndeki hareketine devam ederse RSI bu anlamda o takdirde de formasyon geçersiz olmuş olacak arkadaşlar. Yani böyle bir ters omuz baş omuz formasyonu gerçekleşmemiş olacak. Tabi biraz önceki senaryolar dahilinde hareketin gerçekleşmesi sırasında bu boyun çizgisi yukarıya da kırılabilir o senaryolardan birisinin gerçekleşmesi durumunda. Tabii bu olasılığı aslında yine bugün itibariyle azaltma yönünde değişen gösterge stokastik arasayda gizli. Stokastik arasayda aşırı alış bölgelerinde hareket ediyor ama güç kaybı var. yani buralarda çok fazla oyalanmış olmasına rağmen dolar tl'de yukarı yönde bir hareket gözlemleyemedik. Tabii bu yukarı yönde hareket olmayacağı anlamına gelmiyor. Stokastik arası 100 seviyesine kadar çıkabilir teorik olarak. Ama bu seviyeleri görmeden de tekrar sat sinyali de üretebilir. Yine Fed'in bu açıklamaları doğrultusunda dolar endeksindeki hareket bence dolar TL üzerinde belirleyici etkiye sahip olacaktır. Peki bütün bu FED'in açıklamalarını vesaire temel gerekçeleri dışarıda bırakarak sadece teknik analiz yapacak olursak her zaman yaptığımız gibi buradaki durum aslında dolar endeksi ile ilgili benim beklentim arkadaşlar bu negatif uyumsuzluktan dolayı aslında aşağı yönde bir hareketin gelmesi yönündeydi. Bunu aslında birkaç video öncesinde de paylaştım size. Şu şekilde yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyoruz yukarı yönde ve ben bu kanalı yaklaşık şu seviyelerde çizmiştim. Gördüğünüz gibi bugün itibariyle de aslında bu kanalın bu çizgisi, alttan geçen çizgisi yine milimetrik olacak seviyede neredeyse test edildi. Yeni çekmedim ben bu çizgiyi. Önceki videolarımda da görebilirsiniz. Dolayısıyla bu seviye eğer aşağıya kırılacak olursa dolar endeksinde kısa vadede işte 95.7 seviyelerine doğru ilk etapta bir geri çekilme söz konusu olabilir ama bu kanalında aşağı yönde kırılması söz konusu olursa o zaman yeni trendler, yeni yükselen çizgiler, yeni yükselen tren çizgileri söz konusu olacaktır. Öyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda olası yükselen tren çizgilerinden birisi budur arkadaşlar. Şuradaki iki dip seviyeyi birleştirerek elde ettiğim bir yükselen tren çizgisi söz konusu olabilir. Böyle olursa da zaman da ilerleyeceğini varsayarsak dolar endeksinde 93-94 seviyelerine kadar bir ay içerisinde geri çekilme söz konusu olabilir. Bunun gerçekleşmesi durumunda eğer dolar tl ile dolar endeksi arasındaki korelasyon pozitif seviyede ve kuvvetli bir seviyede şu an bu sıralarda olduğu gibi kuvvetli bir seviyede devam ederse dolar tl'de de aşağı yönde bir hareket beklenir. Peki dolar TL'de biz aşağı yöndeki hareket olasılığından bahsediyoruz şu anda. Dolar endeksinde eğer aşağı yönde bir hareket olursa, hani bu düşen trend çizgisi yukarı kırılmıştı, hani artık düşüş bitmişti yükselişe konuşuyorduk. Ben her zaman şunu söyledim arkadaşlar. Evet, bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırıldı. Ve fiyatlar bir trend çizgisini kırdıktan sonra tekrar o trende geri dönmeye çalışırlar. Onu test ederler ve bunda da genelde başarısız olurlar ve kırdıkları yönde de hareketlerine devam ederler şeklindeydi. Bunu söylerken de belli koşula bağlıyorum ben aslında. Yani burada evet bir üçgen formasyonu oluşumlu izliyoruz. Bu üçgen formasyonu eğer yukarı yönde kırılırsa ve bir önceki videoda yine bahsettim. Bu hareketin devamının teyidini alacağımız yer 5.45-46 seviyelerinin üzerinde kapanışları görmemize bağlı. Eğer bunu görmezsek arkadaşlar, bizim şöyle bir hareketi yaşamamız, işte bu düşen trend çizgisinin yukarı yönde kırıldığı sonucunu değiştirmez. Belki de yatay bir şekilde bir süre hareket edecek, belki de daha aşağı seviyelerde test edilecek, bilmiyoruz. Tabii ki teknik analizi bize strateji geliştirmemizi sağlıyor. Dolayısıyla biz burada doğru bir şekilde destek direnç seviyelerimizi belirlersek ve bunlara uygun şekilde stop loss ve kar al seviyelerimizi belirlersek teknik analizden de faydalanmış olacağız. Her ne kadar bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmış olsa da yükselişin işte çok sert bir şekilde yukarıya gitmesinin daha teyitlerini almadık ve burada yükseliş trendi anlamında hareketleri göremiyoruz şu an itibariyle. Henüz yeni oluşuyor. Bu zamanla oluşacak netleşecek ve biz zaman ilerledikçe de bu yükselen trend çizgileriyle ilgili teyitleri de aldıkça daha güvenilir trend çizgileri elde etmiş olacağız. Özetle arkadaşlar dolar tl'de bence önümüzdeki dönemde birkaç gün içerisinde bu sıkışıklık bitmiş olacaktır. Bu sıkışıklığın bittiğinden bahsedeceğimiz nokta ise bugün için 5.32-33 seviyeleri destektir. Kuvvetli destek bir gün sonrası için yani 19 Aralık 2018 çarşamba günü için 5.34 seviyeleri diyebiliriz. Bu seviyelerin altında kapanışların gelmesi durumunda üçgen formasyonun aşağı yönde kırmızı kırıldı düşünebileceğiz. Ve formasyon hedefinin de daha önceden de söylediğim gibi 5 18 20 seviyelerinde olduğunu ama buralara gelirken de destek seviyelerimizin 5 35 25 5 20 seviyelerinde olduğunu söyledim. Eğer bu üçgen formasyonu herhangi bir sebepten dolayı yukarı yönde kırılacak olursa bunun teyidini alacağımız nokta da yine 5 41 seviyelerinin üzerinde kapanışları görmemiz. 5 41 seviyelerinin üzerinde kapanışları görürsek de sırasıyla 5 40 5.56, 5.50, 5.55 ve 5.65 seviyeleri gündeme gelebilir. Ee, ben dolar TL'de bu dönemde bu kısa dönemde en çok etkiye dolar endeksinin sahip olacağını düşünüyorum. Bunların sebeplerini de videonun en başında anlattım. Bunlar benim düşüncelerim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi de değildir. Benim bu videoda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.